Buyurun, afiyet olsun. Annem uyanmadı mı? Başı ağrıyordu. Gece ilaç aldı, uyuyor. Bırak dinlensin. Baba, sen niye misafir odasında yattın? Küstünüz mü annemle? Yok be canım yani. Akşam Emir'e gittim şu haberi tekzip meselesini konuşmaya. Gece de geç geldim. Anneni hiç rahatsız etmeyeyim dedim. Sen niye böyle şeyler düşünüyorsun? Niye küs olalım? Bizim aile birliğimizi hiç kimse bozamaz. Salondalar. Günaydın. Günaydın Nalan abla, otursana. Begüm, bir servis daha alalım. Yok, ben hiç gerek yok. Kahvaltı yaptım geldim. Teşekkürler. Nefis Hanım, iğneniz için. Ha, tamam. Begüm, yukarıda konsolun çekmecesinde ilacım var. Al da gel. Geç kaldım. Ben çıkıyorum. Telefonum çalışma masasında mı? Evet Aziz Bey. Tamam. O zaman ben ellerimi yıkayıp geliyorum. Laf aranmaya gelmiş belli. Ah babaanneciğim ya. Niye peşimdesin? Biri anlayacak. Mesaj attım, engellemişsin. Ne yapayım, konuşmamız lazım. Burada olmaz çık. Bir çaresini düşüneceğim demiştin. Teyzemle boşanıp evleneceksin benimle değil mi? Yani. Baba. Geç. Efendim canım. Babacığım. Ha. Annemi üzme. Olur mu? Niye üzeyim kızım annene? Annem benim bir tanem, biliyorsun bunu. Sen bakma bu iftiralara miftiralara. Asma yüzünü bakayım. Asma. Gülümse, evet. Tamam, kaçta dersin? Birde. Geç kalıyorsun, hadi koş. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. İlk kez bir benim için şiir yazdı. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Vitamin iğnesi mi yaptırıyorsun? Sen niye bu kadar iyi bakıyorsun kendine? Ama çok komiksin. He? Bana bak. Beni gömüp mirasımı mı alacaksın? Ha? Dur. Ben gittim. Sen niye hemşire olmadın? Sağlık Lisesi mezunları hemşire olmuyor muydu? Ay! Kusura bakmayın. Çok acıttım bu sefer. Ya benim acil çıkmam lazım. Annem bekliyor. Öyle bastırın, morarmasın. Onları bıraktım orada. El değil, pençe sanki. Meral Hanım, kahvaltıyı hazırlayayım mı? Yemeyeceğim. Teşekkür ederim. Aziz nerede? Şimdi çıkıyordu. Beni görmeden mi? Anneciğim. Ah canım. İyi misin? Başın ağrısı geçti mi? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Ne oldu anne yanağına? Onun şey, küpeyi çıkarırken çizdim. Babana yetişmek istiyorum. Ona bir şey söyleyecektim. Tamam. Aziz. Delirdin mi sen? Evet, delirdim. Korkudan delirdim. Ya bizimkiler duyarsa mahvolurum. Ama sen boşanma davası açarsan o zaman daha güçlü olurum. Evleneceğiz derim. Yani ne boşanması, ne evlenmesi, ne diyorsun sen? Arayacağım ben seni. Siz... Tamam. Söz ama değil. Nihal Hanım, tamam. Yeri değil burası. Ya sana ne oluyor? Lütfen. Be?
karını görmeden mi gidiyorsun? Uyandırmayayım seni dedim. Bak Aleyna'yı üzmemek, onun düzenini bozmamak için susuyorum. Tamam, ben kendimi affettireceğim. Sen hiç merak etme. Hadi görüşürüz. Tekrardan hayırlı olsun. Sigorta girişini dünden mi yaptılar yoksa bugünden mi? Bilmem, sormadım. Aa, olmaz anacığım, soracaksın. Bak, yoksa seni burada 50 sene çalıştırırlar. Ondan sonra da böyle karşına geçip aa derler, biz seni unutmuşuz. Bizim bir tane bir Fatih abi vardı, böyle biraz silik bir tipti. Dur bakayım, neredeydi o? Hah, burada olacak ismi. Hah, işte bak Fatih. Aa, bu 2 sene burada böyle çalıştı, böyle hayalet gibi gitti geldi. Ondan sonra ilk göçümde de kapının önüne koydular bunu. Ah, yazık ya. O defter ne? Ben biraz isim özürlü olduğum için böyle işte insanlar ne istiyor falan diye buraya not alıyorum. Bizim meslekte çok önemli. Kompeter gibi olacaksın. Ben de o yüzden böyle insanlar ne içiyorlar, ne yiyorlar falan diye buraya böyle not alıyorum işte. Bak mesela bu Fatih kahve çok şekerli içiyormuş. Ya bu şeker hastasıydı ya. Şişt, ne içiyorsun, çay kahve? Öyle, çekinmeyeceksin. Çekinmek yok. Mahallede Salih abi, burada çaycı Salih. Ne içersin? Çay. Efendim. Arzu, şirkette misin? Evet Aleyna. Nerede olabilirim başka? Ben senin gibi değilim. Çalışmam, para kazanmam lazım. Ya Aysel bak, böyle bir günde bana trip yapma, tamam mı? Biz farklı dünyaların insanı, istiripini bugün yapma bari. Ben hiç iyi değilim. Gelsen biraz dertleşsek olur mu? Aileden başka kimseye anlatılmayacak şeyler. İyi, tamam gel. Sen şu an araba mı kullanıyorsun? Ya kızım, sen cahil misin acaba? Kaza yapacaksın, Allah korusun, kapat. Tamam, tamam, geliyorum. Meral Hanım. Buyurun size. Teşekkür ederim. Güzel karıma. Güzelmiş. Evet. Sen de uzatma Meral. Her evlilikte olur böyle şeyler. İnsanın kocası aziz, erdemli olunca internete düşebiliyor. Ne zaman uzattım ki? Berine söyle, koltuğu getirsinler Aziz gelmeden. Bir de ona gerilmeyelim. Yazık. Üzülecek şimdi. Karan.
İyiyim ben. Özür dilerim. Benim hatam. Dalgınlığıma geldi. Kusura bakmayın. Siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Benim hiçbir şeyim yok. Evet. Arabada bir hasar varsa karşılayacağım. Hemen tutanak tutalım, olur mu? Yok yok. Bunlar önemli değil. Gerçekten önemli değil. Sizin bir şeyiniz yok. Önemli olan bu. Aleyna Hanım, siz buyurun. Biz hallederiz. Tamam. Teşekkürler. Çok geçmiş olsun. Zorun ne birader arabanın üstüne sürüyorsun? Öyle mi yaptın? Burada şey onlar. Mahsus yaptın. Gördüm seni, mahsus çarptın. Neden? Onunla tanışabilmek için mi? Evet. Aleyna'yla tanışabilmek için sen benim peşime de o yüzden düştün. Belki sizi karşılaşırız da tanıştırırım diye yaptın. Evet. Pislik. Bari iğrençliğine şiir alet etmeseydin, bana şiir yazmasaydın. Ha, o şiiri ben yazmadım ya. Atilla İlhan yazdı. Nihal'cim, aslında bu konuşmayı Aziz Bey'in seninle bizzat yapması gerekiyordu ama yine Meri Bey emretti. Ne konuşması? Gel de anlat şimdi. Nihal'cim bak, Aziz Bey oldukça karizmatik ve yakışıklı bir adam. Ha, parası olmasa bu işe yarar mıydı? Cık, yaramazdı. Fakat ne yazık ki parası da var. Seni tenzih ederek söylüyorum. Kadınlar Aziz Bey'in resmen kucağına atlamışlar. O kadar şımartmışlar ki onu. Dolayısıyla şu anda seninle yaşadığımız mevzu Aziz Bey için tamamen vakayı adiyeden. Yani senin için Türkçe meali sıradan bir mevzu. Ben diğerleri gibi değilim ki. Tabii ki değilsin. Tabii ki değilsin. Seni tenzih ettim ya. Fakat gel biz seninle bir durum değerlendirmesi yapalım. Sen Meral Hanım'ın akrabasısın. Aziz Bey'in Meral Hanım'dan boşanıp seninle evlenmesi hem cemiyet hayatında hem iş hayatında ona çok büyük zararlar verir. Ve Aziz Bey bu riski göze alamaz. Bu riski göze alamaz. Ama ben... Hamilesin. Maalesef hamilesin. Fakat bu konuda şu anda dönülmeyecek bir noktada değil. Ufacık bir operasyon sadece. Yok. Yok, ben bebeğimi aldırmam. Aldırmazsın. Tamam, aldırmadın. Avukat olduğuma bakma, ben de kalpsiz bir adam değilim. Aldırmadın, doğurdun. Ya o minicik bebek, sen daha çocuksun. Baba yok. Babası var. Nihal'cim, bunu sen biliyorsun, ben biliyorum. Hadi Aziz Bey kalktı dedi ki, ben bu çocuğun babası değilim. Ne yapacaksın? Demez. Der. Vallahi de der, billahi de der. Yıllardır yanında çalışıyorum, onun ciğerini bilirim. Şuraya bak. Patronumu da sattım karşında. Anla yani. Ben senden tarafım. Babalık davası açarım, avukat tutarım. O kadar da cahil değilim. Ben de avukatım. Ve mesleki fikrimi sorarsan... kazanamazsın. Bir kere Aziz Bey'in avukatı olarak işi ben yokuşa sürerim ki... seni temin ederim, ben çok iyi bir avukatım. Yıllarca sürdürürüm davayı. Temmizliydi, bilmem nesiydi derken nefesin yetmez. Çalışır kazanırım. Gerekirse babam evi satar. Ha. Bir hukuk insanı olarak bunu ben yapmam. Fakat Aziz Bey yaptıracak birini muhakkak bulur. Babalık testleriyle oynatır. Bu adam bu bebeğin babası değil derler. Yapmaz o. Yapar. Hem de öyle bir yapar ki. Hem bu çocuğun sağlıklı doğup doğmayacağı da meçhul be Nihal. Allah korusun, beklemediğin bir anda bir araba çarpar. Veya gece yolda yürürken bir kapkaççı çantanı almaya çalışırken seni yerlerde sürükler. Belli mi olur canım, dünyanın bin bir türlü hali var. Siz ne demek istiyorsunuz?
Hiç. Sadece zenginlerin belki sinirleri zayıf ama kalpleri taş gibi olur diye. Nihal'cim, hadi gel güzellikle çözelim şu işi. Hı? Kahven soğudu, değiştirsinler. Bakar mısın? Pardon. Şu kahveyi değiştirebilir miyiz? Nihal. Bence biz birbirimizi anladık, değil mi? Süper. İnsan öyle şeyleri ailesinden başka kimseyle paylaşamıyor ki. Mahvoldum haberleri görünce Aysel. Mahvoldum, annem mahvoldu. Yıkıldı kadın. Sen de sürekli zenginsiniz, zenginsiniz diye laf çarpıyorsun. Hayır, ben huzurum olmadıktan sonra ne yapayım parayı pulu? Ateşin düştü mü teyzem? Hı hı. Ama çok canım sıkılıyor. E Aysel'le Nihal eğlendirsin seni. Hayvanat bahçesi oynasınlar. Nihal abla kurt olsun. Aysel de kuzu. Kuzu. Hadi kuzum. Ne hakları var ya bizi böyle üzmeye, bu kadar yıpratmaya. Babam tanımıyormuş bile o kızı. Kaptanın sevgilisiymiş. Baban öyle diyecek tabii. Ne diyecek? Kızım anneni aldatıyorum mu diyecek? Ne diyorsun Aysel sen? Haberi ben de izledim. Hiç de öyle kaptanın sevgilisiymiş gibi durmuyordu o kız diyorum. Babam bir de örtmüş onu kötü kötü kameralar çekmesin diye. İğrenç. Benim babam anneme asla böyle bir şey yapmaz. Sen öyle bu kadar kötü biri oldun Aysel. Sensin kötü. Getirin, getirin şöyle yavaşça güzel. Ay koca koltuk bütün manzarayı kapattı. İçeri koysam evin dekorasyonuna uymuyor. Vallahi Meral ne kadar iyi ettin. Ben vallahi bunu akşama çöpe atacaktım. Kız yazıktır, bir hizmetçi, güvenlikçi, fakir fukara sevinir. Firuz ne olur yapma ya, vallahi üzüyorsun beni. Ben sana daha yenisini, daha güzelini alacağım. Bak Aziz'in çok sevdiği bir şey olmasa ben bunu gelir alır mıyım senden ya? Şu kocanın kaynanağına karşı bir benim arkamda duramadın. Gerçi seni de anlıyor. O villada hüküm geçmiyor ki kocana, kaynanana karşı. Kusura bakma Meralciğim. Sana da geçmiş olsuna gelemedik. Akşam izledik maalesef. Bravo vallahi sana. Kız beni altından havyarla bulasalar senin çektiğini çekemem. Orada dur. Orada da tamamen farklı bir senaryo var. Aziz bana her şeyi anlattı. Anlıyor musun? Tamamen bir yanlış anlaşılma. Tabii öyledir, öyledir. Meralciğim bütün memleket yanlış anlamıştır. Bir sen doğrusunu anlamışsındır. Aferin. Ben şimdi gidiyorum. De. Ha, sana şunu söyleyeceğim. Bugün Nihal'i gördüm. Aziz'in şoförüyle beraber. Ya, tuhaf geldiler bana. Haberin olsun. Nasıl tuhaf kız? Yani biraz samimi gibilerdi. Aklının bir köşesinde dursun diye diyorum. Ha, kızları ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun. Sakın yanlış anlama. Tamam. Hadi üşümeyeyim daha fazla. Hadi güle güle Meral'im. Güle güle Meral'im. Nefise teyzemin de ellerinden öperim. Aziz enişteme çok selamlar. Güldane, içeri girsene. Soğukta üşüteceksin, cırcır olacaksın. Thank you.
Şoför parçasını mı buldun kızım flörtleşecek? Ne şoförü be? Kafayı mı yedin sen? Doğru konuş. Ben ne etlerini yolarım senin. Teyzen söyledi. Sabah seni böyle ağız ağza konuşurken görmüş. Beni? Şoförle? Ya yalancıya bak be. Ay sen duyuyorsun değil mi? Bak evimizi yolunu bilmeyen teyzemiz bana iftira atmak için buraya kadar gelmiş. Çistir almaya geldi de o arada konuştuk. Ay aman malları da ne kıymetli ha. Verip verip geri alıyorlar. Ayrıca ablamın hayatından teyzeme neymiş acaba? İstiyorsa şoförle flört eder. Ya ne şoförü be? Ya saçmalamayın, ben onun sümüğümü bile atmam. Ama ben biliyorum neden bunu yaptığını. Anladı, hissetti tabii. Neyi? Kocası bunu sevmiyor, köpek çekiyor buna. Bu da gagalayıp bizi stres atıyor. O teknedeki kız için de şey demiş, kaptanın sevgilisi demiş. Bunlar da yemişler hemen. Yememiştir de yağlı kapıdan ayrılmak zor gelmiştir teyzeme. Ya ben var ya bu kadından tiskiniyorum ha. Bazen ben de tiskiniyorum da. İşte köprüyü geçene kadar ayıya dayı. Ay anne bitmedi bu köprü. Vallahi bitmedi ya. Yeter. Böyle tepkilendiğine göre şoförler arasında bir şey yok demek, iyi. Ay anne. Ağlayayım. Çok doldum. Ben de çok doluyum. Sana ne oldu? Hani görüştüğüm bir çocuk vardı. Sana şiir yazan. Yazmamış pislik. Yazmaz bunlar. Pislikler. Tepeye gel. 10 dakika sonra orada olmazsan mahalledeki bütün evlerin kapısını çalıp seni soracağım. Şişt, tamam. Tamam. Tamam geçti. Ben karanlığım, kötüyüm, yaparım. Ben bir hava alacağım ya. Şey oldum. Çık çık al. Ay. Fındıkta yemek bulmuş mudur acaba? Of. Korktuğum için gelmedim. Çal kapımı, ben olacak. Benim babam bana güvenir. İlgim yok bu itle derim. Olur biter. Canını okur senin. Korkmadın. Benimle konuşmak istediğin için geldin. Defol git, bir daha karşıma çıkma demek için geldim. Bu sefer tanışamadın Aleyna ile. Ah canım. Olsun. Bir sonraki sefer çıkarsın karşısına. Birkaç maymunluk yaparsın. Belki lütfeder de güler suratına. Aysel. Aleyna Erdemli'den ben de senin kadar nefret ediyorum. Bütün kalbinle nefret ediyorsun ondan, biliyorum. Onun mutluluğunu elinden alıp parçalamak için kıvranıyorsun. Hiç de bile. Aleyna benim kardeşim sayılır. Kardeşin sayılır. Çocukken kardeşinin eskilerini giyiyordun değil mi sen? Kardeşin ne zaman istese seni villaya götürüyorlardı. Seninle canlı bir oyuncak gibi oynuyordu. Sonra sıkıldığında da geri gönderiyordu, değil mi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne diyorsun? Tabii Aysel, haklısın. Bence kesinlikle haklısın. Bu seni oyuncağı gibi gördü. Seni kullandı, attı. Karşılığında ne verdi?
Ne verdi karşılığında? Eski püskü kıyafetler verdi. Sana ne ya? Sana ne acaba? Aleyna benim kuzenim. İster severim, ister nefret ederim. Sana ne? Aysel, Erdemlilerden intikam almam için yardım et lütfen. Gel, ikimizi de mutsuz ettikleri için mahvedelim onları. Sana ne yaptılar? Bana ne yaptılar? O enişten Aziz babamı öldürdü. Onun yüzünden intihar etti babam. Yani şu ilhamiyi anlamıyorum ha. Ya kardeşim senin ne işin var ihalede? İhaleyi sen aldığın için mi kendini öldürmüş? Hayır kızım. Kendi zayıflığından. Arazisini almak istemiş. Babam satmayınca kredilerini kestirmiş, ihaleyi elinden almış. Baş edemedi babam o herifle, intihar etti. Seninle karşılaştığımız o gece var ya, o gece ben o Aziz denen adamı babamın intihar ettiği silahla vuracaktım. Öldürecektim onu. Çünkü ben katil değilim Aysel. Tabii. Eniştemi öldürsen hapse girerdin. Kızın kendine aşık edip milyonlarına konmak daha lüks bir intikam olur. Sen de haklısın. Yok. Öyle değil. Kızının kalbini söküp önüne atacağım. O kanlı paralarını da batıracağım. Batıracağım. Batıracağım ki babam gibi intihar etsin. Tamam mı? O yüzden bana yardım et Aysel. Lütfen. Olmaz. Benim kuzenim. Kuzenim abi. Alo. Yurt Bey kliniğinden arıyorum. Emir Bey ile görüşebilir miyim? Emir Bey şu an burada değil. Kendisine acil olarak ulaşmam gerekiyor. Cep telefonundan ulaşabilir miyim? Cep telefonunu veremem ama bir saniye sizi bekleteyim ben. Efendim Aysel'cim. Emir Bey, Yurt Bey kliniğinden arıyorlar. Acilmiş, bağlayayım mı? Bağla, bağla. Alo, merhaba Emir, ben dinliyorum sizi. Emir Bey, iyi günler. Sistemimde bir arıza oluştu. Bazı randevuları teyit etmem gerekiyor. Bugün saat 11'de bir operasyon için randevu almışsınız. Nereden kapanıyordu ya bu? Fatura için sizin bilgileriniz var. Doğrudur. Hastamızın adını alabilir miyim? Nihal Taştan. Kürtaj operasyonu. Evet, evet. Teşekkür ederim, iyi günler. Abla.
Bunları giyin lütfen. Birazdan anestezi uzmanımız gelecek. Refakatçiniz var mıydı? Yok. Ama kendim gidebilirim değil mi? 1-2 saat istirahat alırız. Sorun olmaz. Gerizekalı. Gerizekalı ya. Gerizekalı. Gerizekalı. Aptal. Ya abla sen nasıl bir insansın ya? O adam bizim teyzemizin kocası. İstemeden yaptın değil mi? Heh. O zorladı seni değil mi? Doğru söyle. Evet. Ya hayır. Ya zorlamadı. Kendim isteyerek. Ya. Ya başla vallahi billahi o geldi Aysel. İşe bıraktık. Bir gün işe giderken yemek yedik. Konuştuk, aradı, mesaj attı. Ben de attım. Ya beni gerçekten sevdi zannettim. Ya teyzemi gece kondu mahallesinden nasıl alıp evlendiyse benimle de evlenecek zannettim Aysel. Ya ben de bir gün bir villada Nihal Hanım olurum. Harcadığım paranın hesabını yapmam. Aldığım şeyin etiketine bakmam diye vallahi. Ya vallahi evleneceğiz zannettim Aysel. Aptal. Ya aptal villaymış. Al sana villa. Ya sen evleneceğiz deyince niye inanıyorsun ya? Ya evleneceğiz demedi be. Ben öyle zannettim. Pislik. Hamile olduğumu öğrenince bir daha avukatını yolladı. Kendi konuşmaya bile tenezzül etmedi anladın mı? Bebeği aldır diye değil mi? Sen bunu teyzemize nasıl yap? Bak bana gerizekalı de, aptal de, ahlaksız de ama teyzemiz deme. Teyzemizmiş, teyzemiz be. Ya biz onun ne teyzeliğini gördük Aysel. Hizmetçilerin verdikleri artıkların birazını da bize verdiler. Ya babam it gibi çalışıyor inşaatta, it gibi. Ya, ya adamın eve gelince ayakları tutmuyor be. Bir de üstümüze kakıyorlar. İş verdik diye, iş verdiniz. Ya kızı kızı her yıl araba değiştiriyor her yıl. O babamın maaşından fazla parayı alıyor ayakkabıları biliyorsun değil mi? Bir de diyor ki siz benim kardeşim sayılırsınız. Kardeşi sayılırız. Ya biz onların gözünde böceğiz böcek böcek. Üstüme basıp geçtiler ya. Ya ne olurdu benim bebeğim doğsa ne olurdu ya? Aleyna'nın mirasından miras gider diye. Benim bebeğim ölsün mü ya? Niye kabul ettin? Aldırmam deseydin. Deseydin. Korktum.
avukat kaza yaparsın, çocuğun düşer falan diye tehdit etti beni. Ne? Oh, arıyor. Efendim? Nihal'cim. Klinikten kaçmışsın. Ben galiba sana... Kendimi yeterince anlatamadım. Bu işin başka çözümü yok. Tamam. Yok. İlla başka yöntemlere mi başvursun Aziz Bey? Bunu mu demek istiyorsun? Yani eğer öyleyse ben çekileyim aradan. O da kendi bildiği gibi halletsin. Hı? Ama sen zararlı çıkarsın bak. Üzülürüm sonra. Ben bugün biraz korktum da. Abi benim uğraştığım işlere bak ya. Tamam, ben sana başka bir randevu ayarlayacağım yarına. Ama Nihal'cim, bu son şansın. Anlaştık mı? Tamam. Peki, arayacağım. Tehdit mi ediyor? Ne? Sakın geri basma. Ya onlar kim oluyor ya? Doğuracaksın bebeği. Doğurmak istiyorsan doğuracaksın. İşte o kadar, bitti. Ben cesaret edemem ablacığım. Ben şimdi teyzemle konuşacağım. Seni öyle ezip halının altını süpüremeyecekler. Canım, gel. Otursana. Çay içer misin? Ya da kahve yapsınlar sana. Aleyna da çay içme, hep kahve. Yok, ben bir şey içmeyeceğim. Bir şey mi oldu? Geçen günkü haber var ya, eniştemle ilgili. Ha. Aysel'cim, bu konuyu seninle konuşmasak bebeğim. Hı, konuşalım. Yavrum, sen bekarsın, gençsin. Anlayamazsın bazı şeyleri. Seni aldatmış. Bu konuyu burada kapatalım, olur mu? Yapma. Teknedeki kız. Bak, teknedeki kız, kulüpteki kızlar, bunlar beni ilgilendirmiyor. Aziz'in hepsiyle ilgili bir açıklaması var. Ve evet, ben kocama inanıyorum. Bizim bir çocuğumuz var. Aleyna bizim her şeyimiz. Kendimizi unutup onu koruruz gerekirse. O kızlar bir haber olur sonra biter. Ne ben ne Aziz böyle şeylerin ailemize girmesine izin vermeyiz. Neye mal olursunuz? Canım benim. Teyzen olarak benim adıma öfkelendin değil mi sen? Hiç gerek yok. Fazla hassasım. Ama gerektiği yerde güçlü olmasını bilirim ben. Cilt bakımına gideceğim. Sen otur istersen. Yara alan sen olmayacaksın. Eniştem yaptığının sorumluluğunu alacak, doğuracaksın o bebeği. Ya ben sana anlatamıyor muyum? Bebek de ona kadar herkesten saklayacağız, sonra babalık davası açacaksın. İnanma Emir'e, hiçbir şey yapamaz. Eniştem bebeğin nüfusunu alacak. Bu işten yağ gibi sıyrılmasına izin vermeyeceğiz. Tamam, söz ver bakayım bana. Söz. Korkma, tamam. Söylediklerimi düşündün mü? Mor rengi sever. Resim yapar ama kimseye göstermez utancından. Nergislere bayılır. Atacağı her adımı yıldız haritacısına sorar. Gitar çalar, piyano çalar, şarkı söyler.
ama her şeyden çabuk sıkılır. Bazen yıldızları gözlemlemek için turlara katılır. Büyük, çok büyük bir aşk olacakmış onunkisi. Teşekkür ederim. Ama bana daha çok yardım etmen lazım Aysel. Bir şartla. Yemin et. Aleyna'ya aşık olmayacaksın. Aşk mı? Bunu niye istiyorsun? Çünkü bir kere de bir şeyi çok istesin. Onun için ölsün ama sahip olamasın istiyorum. Bir kere de gerçekten onun canı yansın istiyorum. Anladın mı beni? Yemin et. Yoksa sana yardım etmem. Sana yemin ederim. Aleyna Erdemli'ye aşık filan olmayacağım.